Formülü unuttum ben. Özür dilerim. Tekrardan başa döneceğim aslında ama tuz ne kadar kullanılmalı? Yani tuzu çok mu kullanmalıyız, az mı kullanmalıyız? Çok kullandığımız zaman vücudumuza zararları var mı bunların? Sofra tuzu kullanıyoruz biz. Sizin göstermiş olduğunuz mineral tuzlardan kullanmıyoruz. Şimdi sofra tuzu herkesin de söylediği gibi tehlikeli. Neden tehlikeli? 50 yıl öncesine kadar sofra tuzu diye bir tuz yoktu. Göl tuzunu, deniz tuzunu, kaya tuzunu alıyorlar, rafine ediyorlar. İçindeki mineralleri kimya sanayinde kullanmak için ayrıştırılıyor. Geriye kalan sodyum klorite, alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik maddeler katılıyor. Toksik. Bir kiloya belki bir gram katılıyor ama zararlı. Zarar zarar. Nereye gidiyor bu? Sofra tuzundaki toksik maddeyi lenf sistemine, sinir sistemine, beyne depolanıyor. Vücut bunu atamıyor ki. Evet. Bir de rafine edilmiş tuzlar var. Onlar nasıl peki hocam? Rafine tuz, sofra tuzu hepsi aynı. Doğal tuz kullanmak gerekir. Doğal tuz nedir? Doğal tuz, kaya tuzu, deniz tuzu, en kalitelisi de Himalaya tuzu. Çünkü Himalaya tuzu 300 milyon yılda oluşmuş. Büyük bir basınçla sıkışarak ortaya çıkmış. Sadece 84 çeşit mineral içermez. Aynı zamanda bu küp şeklindeki yapılar içerisinde güneş enerjisi de saklar. Özel bir enerji hapseder içerisine. Bu şuna benzer. Mesela kömür nedir? Karbon. Elmas nedir? Elmas da karbon. Arasındaki fark ne? Birisi elmas, diğerisi kömür. Elmas milyonlarca ton basınç altında kalarak kömür ton altında kalarak elmas şeklini almıştır. Sadece fiziksel yapısı değişmiş. Normal tuz da büyük bir basınçla sıkışarak elmas gibi kristal tuz haline gelmiştir. Himalaya kristal tuzu bu nedenle çok çok kalitelidir. Çankırı tuzunda mesela bir ton Çankırı tuzunda bir kilo kristal tuz çıkıyor. Evet hocam. Fakat Himalaya dağlarında, Pakistan'da mağaralar hep kristal tuz. Yani sahurda ve iftarda da az miktarda kullanmaları gerekiyor. Himalaya Sofra tuzlarını tuzu yok. kullanamıyorlarsa Doğal tuz. doğal tuz Doğal kullanmalarını tuz. öneriyoruz. Ve doğal tuza da Sofra yine tuzu tehlikeli. İbrahim Gökçek'ten ulaşabilirsiniz. Bir de mesela yeni bir Avrupa'da bir moda çıktı. Diyet tuz diye. Tuz yerine başka şeyler kullanıyorlar. Baharat falan. Lüzumsuz şeyler, zararlı. Bir, ikincisi bir diyet tuz diye bazıları potasyum kullanıyor. Bu da tehlikeli. Yani zaten insan vücudunda gerektiğinden fazla potasyum var. Yani zaten var. Bir de bunu siz fazladan alırsanız tadı da kötü. İnsan sağlığı için de faydalı değil. Zararlı. Zaten bünyemizde de hep bu yetere kadar. Bunu fazladan tuz yerine kullanmak Her da şey tehlikeli. fazlası zarar hocam. Sofra tuzu zararlı, Himalaya tuzu zararlı değil. Evet, Faydalı. Himalaya tuzunu da tekrardan söyleyelim. İbrahim Gökçek'in resmi internet sitesinden girip Himalaya tuzu hakkında bilgi alabilirsiniz ve Himalaya tuzuna ulaşabilirsiniz. Ustalık üstelik de çok ucuz bir fiyatı var. Evet. Değil mi hocam? Beş. Söyleyelim hatta 5 TL gibi bir fiyatla Himalaya tuzuna sahip olabiliyorsunuz ki sağlığınız için de çok önemli bence.